Mal tahsili için memur tayin ettiğimiz bir kimse bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi gizlese bu hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü getirir. Allah. Allah. Peki Salih Hocam, Hasan Hocam, gençler, devlet memuru olduğu için kullandığı mühür sayesinde apartmanı olanlar ne getirecek kıyamet günü? Apartman kıyamete kadar gitmeyeceğine göre o bir şey getirmeyecek mi diyeceğiz? İğneyi getirecek insanlar. Toplu iğne yoktu Efendimizin zamanında herhalde. Toplu iğne. O iğnenin küçüğü ne olur? Toplu iğne olur. Toplu iğneyi getirecek de çoluk çocuğuna aldığın hediye kılıklı eşyalar, hem hain kabul ediliyorsun, hem kıyamet günü bu getirilecek. Neuzu billahi teala. Böyle devlet memuru olmak iyi bir şey değil vesselam. Yani olmaz manasına demiyoruz. Riskli bir iş. Çok büyük bir nefis terbiyesi gerektiriyor. Devlet memuru olunduğunda. Okuyalım hadis-i şerifin devamını. Bunun üzerine ensardan siyah tenli bir adam ayağa kalktı. Yani Efendimiz ne buyurdu? Böyle böyle bir iğne bile kaçırırsa bir memur onu getirecek kıyamet günü ve haindir dedi. Siyah tenli, siyah derili bir sahabi ayağa kalkmış. Adi sahabe ben sanki onu görüyorum, görüyor gibiyim diyor. Demiş ki ya Resulallah benden görevlendirmeni geri al. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana ne oldu buyurdu. Adam senin söylediklerini işittim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben o sözü şimdi de söylüyorum. Sizden kimi mali bir göreve tayin edersek o malın azını da çoğunu da getirsin. O maldan kendisine verileni alır, yasaklanandansa vazgeçer. Evet, bu müthiş bir sahne. Yani sahabi Efendimizin uyarısını dinliyor. O da böyle bir görevi varmış meğer ki, siyah bir sahabi. Bunun üzerine aklını başına alıyor. Neyime gerek ben? Bakarsın böyle bir nefis terbiyesizlik yapar, başım belaya girer. Ya Resulallah beni bu görevden azlet diyor. İstemiyorum bu görevi. Efendimiz de hayret ediyor. Ne oldu sana diyor. Ben bu sözü dinledim diyor. Yani nasihat geldi kulağıma. Öyle bir şey yapmış birisi değil bu zaten. Ama korkuyor kendisinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al bir daha söylüyorum bu sözü buyurur gibi bir daha uyarıyor. Yani o sözden vazgeçmedim. O kural hala geçerli manasında.